Madame de Chatelet'in fizikteki temellerinde en ilginç yönü ne saf Newtoncu ne de saf Leibnizci bir filozof olmasıydı. Bunun yerine kendi yolunu oluştururdu. Madame de Chatelet felsefedeki Newtoncu yaklaşımda önemli eksik bir element olduğundan emindi. Fakat biz onu anlamaya çalışmadan önce aklımızda bulunması gereken bir şey var. Isaac Newton bugün bize göre mükemmel bir bilim insanıydı. Fakat 18. yüzyılda herkes Newton ve yandaşlarının doğayı anlamak için bir yaklaşımda bulunduğunu düşündü. Örneğin insanların anlayabileceği doğa güçleri olduğu ve bu güçlerin çok, çok uzak mesafeler boyunca hareket edebileceği fikrini savundular. Gözlemleme ve deneyi savundular. Bu doğayı anlama yaklaşımı 17. yüzyılda Descartes'in ya da 18. yüzyılın başında Newton'un en büyük rakibi Leibniz'in yaptığından çok farklıydı. Şimdi bu özgeçmişe bakarak Madame de Chatelet'in Newtoncu sistemde neyin eksik olduğu ile ilgili görüşünü düşünelim. Newton, gezegenlerin yörüngelerini koruyan evrensel bir yerçekim kuvveti olduğunu ve çizgiler boyunca bugün bir fizik öğrencisini tanıyacağı 3 hareket kanunu olduğunu söylemekte haklı olmasına rağmen Madame de Chatelet, ayrıca Newtoncuların şimdi kaba gerçekler olarak adlandıracağımız doğanın belirli yönlerini kabul etmekle hatalı olduklarını düşündü. Yani doğal dünyanın çeşitli özelliklerinin daha derin bir açıklaması olmadığı için kabul etmeyi istekliydiler. Ve Madame de Chatelet, Leibniz ve yoldaşlarının kaba gerçekleri kabul edemeyiz demelerini haklı buluyorum. O yeterli neden ilkesinin gerektirdiği şekilde doğal dünya ve fenomeni hakkında daha derin bir açıklama sahibi olmamız gerektiğini düşündü. Bu yüzden Madame de Chatelet'in fiziğin temellerinin en önemli yönü dünyadaki Newton'da eksik bulduğu bir tür doğal fenomen için derin bir açıklama sağlamak için yeterli neden ilkesini kullanmanın bir yolunu bulmaya çalışmasıdır. Leibniz'e olan mektuplarında yeterli neden ilkesini onaylamasına rağmen Clark gibi birinin bu daha derin açıklamayı neden kaçırdığını merak edebilirsiniz. Fakat Madame de Chatelet'e göre Leibniz'in de çoktan öne sürdüğü gibi o yanlış yoruma sahipti ve bu yüzden o doğal fenomen için derin bir açıklama sağlayamıyordu. Basitçe onun ilahi iradeden kaynaklandığını söylüyor. Fakat ilahi irade ifadesi Leibnizci bakış açısından anlaşılmaz bir şeydi. Ve Madame de Chatelet yeterli neden ilkesi açısından bakmaya bir sınır koydu. Bu yüzden yalnızca ilahi iradeye atıf yapmanın yeterli olmadığını düşündü. Doğal fenomen hakkında daha derin bir anlayış içinde olmalıydı. Bu, Tanrı'nın bile bazı şeyleri gerçek kılmayı seçmesinin nedenini açıklayacaktı. Bu yönde Madame de Chatelet döneminde yaygın olan Leibnizci ve Newtoncu bakış açısı arasında ilgi çekici orta bir yol oluşturdu. Ve en ilginci, nihayet bu şekilde 18. yüzyılın sonlarında Kant'la ilişkilendireceğimiz bazı çalışmaları önceden şekillendirdi.